Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta, yepyeni umutlar, yepyeni bir gündem. Tufan Türenç ile konuşacağız. Tufan Türenç, Hürriyet Gazetesi yazı işleri müdürlerinden idi. İdi, taze müstafi, taze emekli. Emekli, evet. Gazetecinin emeklisi olmaz tabi de Tufan. Sen emekli misin, nesin? Ben emekliyim. Yani ama bıraktın mı? Gazeteciliği bıraktım. Gazeteciliği. Öyle mi? Gazetecilikten evet, demek ki oldu yani. Bıraktım çünkü bu ortamda gazetecilik yapma diye bir şey söz konusu değil. O bakımdan biraz kendimi kitaba veriyorum. Kitap yazayım. Çünkü birikim. Hem de bir üretim yok. Hürriyet gibi bir yerde. Üretim yok. Bir sürü şeyler var. Tanık olduğum, yaşadığım olaylar var. Onları yazayım istiyorum. Çünkü bir tanesi hatta kitabın ilk çıkacak kitap hemen hemen bitti. Neler ama, anlatıyorsun mesela? Ya şimdi bu ilk kitapta böyle bir şey anlatıyorum. Medyanın perde gerisini anlatıyorum. Oradaki olayları anlatıyorum. Yani okurun bilmediği, bilmesine imkan olmadığı medya yaşamı nasıldır? Gazeteciler nasıl yaşar? Bu tip çok enteresan, güzel, peki, komik AKP döneminde var. Muazzam bir savruluş yaşadık. O dönem var mı anekdotlarıyla? Var tabii. O dönemden de var. O dönemden de var. Daha eskilerden de var. Hepsi böyle ama daha çok bu kitapta daha çok yani Babaali'nin şey yüzünü gösteriyorum. İnsancıl yüzünü gösteriyorum. Anlatıyorum daha doğrusu. Bundan sonrakilerde de daha böyle öğrenip, yaşayıp yazamadıklarım. Sen toplam kaç yıl oldu senin gazetecilik serüvenin? 50. 50. Oo maşallah. 50. Ben 44 diye hava basarım. Sen benden 50. Daha erken evet, çıkmışsın evet. Yola. 68 bu yarım yıl. Vay canına. 68'in de 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Hatırlıyoruz ne dersek artık. 68'in ruhu geri gelir mi? Birazdan onu da konuşuruz. Tabii. Böyle bir gençlerdeki hava azıcık sanki onu hatırlatıyor gibi. Bakalım. Şimdi bu 50 yılın sonunda hakikaten kim bilir neler neler yaşadın ve tamam artık dedin. Bu kararı şimdi tam da zamanlama ilginç. Aydın Doğan'ın grubu olduğu gibi Demirörenlere satmasının hemen arifesinde 3-5 gün önce verdin. İstifa et. Daha doğrusu emeklilik işlemleri için başvurdun. Bir şey mi sezdin de Erdoğan Demirören'e satılmadan hemen önce? Hayır, sezmedim ama şöyle bir şey oldu. Şimdi Aydın Bey 2006'dan sonra çok rahatsızlaşmaya başladı. Hı hı. Yani Aydın Bey'e dönük baskılar inanılmaz boyutlara geldi. Yani ona her gün tanık oluyorduk. Niye? Aydın Bey'e niye baskı yapıyorlardı? Bütün dertleri Hürriyet'i yandaş bir gazete haline getirmekti. Çünkü Hürriyet'i yandaş bir gazete haline getirirseniz Babaali'yi bitirirsiniz. Yani geride bir şey kalmaz. Neredeyse. Çünkü bütün gazeteler Hürriyet'i takip ediyordu. Hürriyet çok büyük bir kitle gazetesi. Aslında Türkiye'de Ayşe Nur'un bakın iki tane kitle gazetesi vardı. Biri Sabah'tı, biri Hürriyet'ti ama birincisi Hürriyet'ti. Sabah da Hürriyet'i taklit ederek oraya geldi. Bugün yani, başka bir yerde. Takip ederek. Bugünü bırakın. Ben eskiden bahsediyorum. Tabii doğru. İki kitle gazetesi vardı. Bu kitle gazetesi Türkiye'de
özellikle Hürriyet başta olmak üzere gündemi belirlerdi. Yani Hürriyet'te çıkan bir haber tek sütun dahi olsa Türkiye'de gündemi oluşturuyordu. Bir bakıyorsun o gün kıyametler kopuyordu. Şimdi şöyle bir anım var mesela, onu anlatayım. Bir gün bir kokteyle gittim. Kokteylde Erdal İnönü'ye rastladım. Erdal İnönü çok böyle mutlu, neşeli. Dedim ki beyefendi, çok neşelisiniz, çok şeysiniz. Yani huzur, mutlusunuz. Ne oldu, hayrola filan dedim. Dedi ki o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki size anlatamam dedi. E niye? E sizde manşet oldu bugün. Kıyametler koptu dedi. Santrallar kilitlendi dedi. Örgüt ayağa kalktı dedi. Yalnız, yaşasın ha. Yalnız Sayın Türenç dedi. Anlamadığım bir şey var dedi. Ben bir sürü gazetede manşet oluyorum. Ama hiç böyle bir şey olmuyor dedi. E dedim işte Hürriyet'in gücü bu. Hürriyet'in her yelpazede, yelpazeden okuru olmasının rolü bu. Bu güç zaman içinde aşama aşama azaldı. Şimdi 2006'dan sonra, evet. 2007'den sonra özellikle çok arttı baskı. Hele 2010'dan sonra felaket. Ondan sonra zaten artık ondan sonra iş şeye geldi. Sat kardeşim. Hmm. Sata. Bu kadar açık geldi mi mesaj? Evet. Sat. Evet. Satmazsa ne olacaktı? Satmazsa işte vergi cezaları geliyor. Adamın diğer kuruluşlarındaki yapabileceği hamleler engelleniyor. Onlara izin veriyor. Tufan, sen çok kritik bir görevdeydin Hürriyet Gazetesi'nde çok uzun yıllardır. Yani kozmik odasında diyebilirim. Hürriyet'in kozmik odasındaydın. Dolayısıyla deminki sorumun biraz daha açılmasında herhalde bilgin vardır. Hani sat Hürriyet'i dediler. Mesaj böyle açıkça geldi mi dedim. Evet dedin. Mesaj nereden, nasıl geliyordu? Tayyip Bey'den geliyor. Erdoğan'dan, doğrudan. Tabii Tayyip Bey bizzat istiyor. Ha. Sat bu gazeteyi diyor. Çekil diyor medyadan diyor. Hmm. Bunu açık açık söylüyordu. Tayyip Bey açık açık söylüyordu. Aydın Bey tabii satmak istemiyor. Çünkü almış, koca bir imparatorluk kurmuş medyadan. Medyada büyük bir İmparatorluk haline gelmiş. Bunları tabii çok büyük emekler vermiş. Ve düşün ki yani ticaretten gelmiş bir gazete patronu olmuş. Bu çok azdır. Şimdi herkes olamaz onu. Geriye çeviremeyiz ama sana göre vaktiyle daha başlangıçta işte 2006'dan itibaren başladı diyorsun. Onu da az çok biz gördük zaten. Çok önemli kalemlerin gönderilmesiyle gördük. O kadar çok insan gitti ki Hürriyet'ten. Yani inanılır gibi değil, insan bazen unutuyor da. Daha da çok gidecek. Daha da. Bundan sonra daha çok gidecek. Yani kimler mesela? Ahmet Hakan kalmaz herhalde. Herkes şunu iyi bilsin ki Hürriyet sabah olacak. Bugün sabah neyse Hürriyet de sabah olacak. Yani yandaş, hükümetin haberlerini veren, eleştiri yapmayan, muhalefet yapmayan, uslu, işte talimatları uygulayan bir gazete olacak. 50 yılının zaten kaçı, o amaçla sattırılmış. 50 yılının kaçı Hürriyet'te geçti? Benim 30 yıl Hürriyet'te ne geçti. Ne kadar acıdır değil mi şimdi 30 yıl emek verdiğim bir yere? 18 yıl sana. Milliyet'te geçti. O da öyle. Milliyet aynen. De benim doğduğum, gazeteciliğe başladığım bir yer. Şimdi her elim alışta ağlayacağım geliyor yani. Tufan, hani niye? Zamanı birazdan aslında bu söylediklerimi yalanlayan bir beyefendiyle tanışacaksınız. Kendileri uzay zaman bükücü. Onu birazdan görürüz de. Şimdi zamanı geriye çeviremeyeceğimize göre aslında ne desek boş ama gene de bundan sonrasın için belki de ders niteliğinde 2006'dan 2007'den sonra bir yerde
Erdoğan'dan açık mesaj geldi diyorsun, sat diye, baskı geldi vesaire. Bütün bunları Aydın Doğan okuyucusuyla, kamuoyuyla açıktan paylaşsaydı, bu oyun bozulabilir miydi? Hayır, bozulmazdı. Öyle mi? Bozulmazdı, paylaşamazdı. Çünkü netice olarak yani devletle kavga eden hiçbir iş adamı ayakta kalmaz. Ayakta kalamaz. Yani bu sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de öyledir ama başka ülkelerde demokrasi vardır, yargı vardır, bağımsız yargı vardır. İnsanlar onda hakkını arayabilir. Washington Post'ta örneğin Nixon'la kavgaya tutuştu devletle Amerika'ya ama yargı sayesinde Ama yargı başına bir şey gelmedi. Gerekçesinde ne dedi yargıç? Yani o yayınlama iznini verme gerekçesinde. Washington Post'tan söz ediyorsun. Evet. Evet. Vietnam Savaşı ile ilgili. Gazeteci yönetenlerin değil, yönetilenlerin yanında olmalı. Evet. Sorumluluğu yönetilenleridir. Onun için dedi yayınlayabilir. Ah yargı. Şimdi biraz daha bu konuya döneceğiz daha sonra. Çünkü daha yeni o gruptan ayrıldığı için hatta işlemlerin bile bitmemiştir belki. Evet, bitti. Ha bitti mi? Tamam. Yani. İyi o zaman. Şimdi ama gene de 30 yılınızı verdiğiniz bir yerden söz ediyorsak orada olan bitene karşı herkesten daha fazla açıksınızdır, hassasiyetle izlersiniz. Çok emeğimiz var. Hürriyette çok emeğimiz yani, var. Yani Kanal D haberin başına gelenler, Hürriyet'in başına gelecekler, olanlar, bitenler CNN Türk vesaire konuşacağız. Çünkü kısacık söyleyeyim tekrar dönmek üzere. Kanal D Haber, Kanal D Haber olanı böyle bir şey görmedi. Bütün kadrosu tasfiye edildi. Bütün kadrosu. Yani öyle muhabir çocuklar var ki orada neden atıldıklarını, bunlar yandaş değil, yani yandaş değildir derken bunlar CHP'li değildir, muhalif değildir. Biliyorum, tanıyorum çocukları. Ama o önemli değil. Gazetecidir. Yandaş olsun istiyorlar. Belki de olurlardı ama ya göz yaşına bakmamışlar. Cem Teker gibi Türkiye'nin yetiştirdiği ender nitelikte bir savaş muhabirini kapının önüne koydular. Ben inanamıyorum. Yani o kadar çok sevdiğim, yakından tanıdığım genç meslektaşım gitti ki dediğim gibi neredeyse tamamen tasfiyetle bunlara geleceğiz. Hürriyet'in başına gelecek olanlar konuşulacak. Ama bir gündeme girelim sevgili Tufan Türenç. Efendim çok özetle belki de söyleyebiliriz ki muhalefette bir umut havası var. Biraz sonra sizlerle de paylaşacağım. Köşe yazılarında hani vardır ya böyle bir anahtar kelime verirsiniz, size sayar. Mesela Cumhuriyet davasıyla ilgili iddianamede haber kelimesini veriyorsunuz. İşte bilmem kaç yüz tane çıkıyor. Ah, bir bakıyorsunuz ki ona dayanarak hep haber yargılanmış. Böyle bir sistemle köşe yazılarını arattırsak, tarattırsak umut kelimesi belli bir kesimde tabii ki gazetelerin hepsinde ortak çıkar. Özellikle belki verebiliriz Muharrem İnce'nin mitinglerini. Muharrem İnce'nin daha dakika bir gol bir neredeyse mitingleri hakikaten gol gibi yağdı. Şimdi muhalefet ciddi biçimde umutlandı. Muharrem İnce'nin çıkışıyla öyle görünüyor ve diğer adayların da performansıyla. Buna geleceğiz. Peki iktidar cephesinde ne var? İktidar cephesinde korku var. Biraz değil, bir hayli kaygı var. Bunu da göreceğiz. Fakat başka bir konudan ben giriş yapmak istiyorum. Bu işte mitinglerden falan değildi. Şimdi efendim, müjdeler olsun, hayalde gerçek oldu diyor Posta Gazetesi de. Ankara'ya deniz geldi. Bir yağmur yağdı, 12 dakika. Bakın 12 dakikalık sağanak yağışta felaket Ankara'ya deniz geldi diyor Posta Gazetesi. İnanılır gibi değildi gerçekten görüntüler. Şimdi bunu niçin verdim? Bakın, bu haber Alman televizyonuna konu olmuş.
Aysun adlı bir kullanıcı, genç kadın göndermiş. Diyor ki, Almanya bizi kıskandığı için Ankara'nın dünkü halini gösteriyor diye. Almanya kıskanmış. Peki, bir haberi izleyelim. Görüntüler ne olduğunu biliyoruz zaten. Buyurun, görelim. Die Kraft der Wassermassen reißt Dutzende Autos und sogar kleine LKW mit. İnebilirsiniz şimdi sesi. Şimdi Alman televizyonu veriyor. Çünkü bizi kıskanıyor. Ya Almanya bizi neden kıskanıyor Allah aşkına? Ha? Neyimizi bizi, kıskanıyor? Almanya bizi kıskanır mı canım? Böyle bir olur şey mu canım? Koskoca Cumhurbaşkanı öyle işte söylüyor. Yani yanlış söylüyor. Cumhurbaşkanının kibar kibar. Cumhurbaşkanının o kadar yanlış söyledikleri var ki. Yani bir mantık var. Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Borcu değil, bütçe fazlası var. Vatandaşları refah içinde yaşıyor. Buradan 3-5 milyon bizim de insanımız var orada. Diyor ya. Ekmek arıyorlar. Ekmeklerini orada kazanıyorlar. Yani ne kıskanacak biz tabii. Bilmiyorum. Şimdi mesela aklıma gelenlerden biri hani acaba şimdi ekonomik... Tabii Ankara'nın kafasına göre diyor ki niye gösteriyor seni diyor Alman televizyon. Ne ilgilendirir onu diyor. Ya eğer bir başkentte Roma'da olsa göstermez kamyonlar mi? Kamyonlar sürüklenmiş. Arabalar sürüklenmiş. Bilmem ne yapmış. Roma'dakini de gösterir. İşte Efendim Bey tabii ki de gösterir. Fakat bizi gösterirse kıskanıyordur. Bakın niye kıskandıklarını Tufan Türenç söylemedi. Belki o da kıskanıyor Türkiye'nin gidişatını. Bak mesela enflasyonumuzu kıskanıyor olabilirler mi? Geçenlerde verdim. Tekrarlayalım. Bir enflasyon grafiği gelecek ekrana. G20'deki yani gelişmiş 20 ülke denilen alandaki OECD ülkeleri arası. Evet. G20'nin enflasyon rakamları geliyor mu? Şimdi o grafikte Türkiye en başta yer alıyor. Bayağı açık ara farklı başta yer alıyor. Enflasyon oranımız son verilerle 10.23. Evet. Almanya'ya bakıyoruz. Neden gelemiyor arkadaşlar bu grafik acaba? Nereden geliyor da gelemiyor? Denize düştü. Ankara'da denize düştü. Şimdi ben seyirciye bu sizin mazeretinizi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Efendim A'dan yeni çekiyormuşuz da biraz da zaman alıyormuş da görüntüler gelmemiş de. Ne? Şimdi, izleyicileri bilmek zorunda olmadığı detaylar hala gelemedi. Özetle 10.23 Türkiye, 1.60 Almanya vermemize gerek yok artık. Bu kadar hani lafa yeter. Şimdi enflasyonda aramızdaki farka bakar mısınız? 10 misliyiz neredeyse. Zaten Erdoğan da itiraf ediyor. Posta gazetesinde en güzel manşeti Posta atmış. Vallahi ben Posta'nın manşetlerini çok beğeniyorum. Çok sıcak oluyor. Hani çok... tam damardan diyorlar ya öyle veriyor. Erdoğan manifestosunu açıkladı diyor. Ahdim olsun enflasyon düşüreceğim. Bu ne demek? Enflasyon yüksek demek. Bir kere bu itiraf. Şimdi enflasyonu düşürecek de ama şimdiye kadar nasıl düşemedi? Formülü hazır. Diyor nasıl? Ki şeyleri düşürün. Hı hı. Kredileri düşürün, faizi düşürün. Düşmüyor faiz, düştüğünce düşmüyor. Enflasyon düşer diyor. Halbuki ekonomi biliminde baktığınız zaman faizi düşürürseniz enflasyon yükselir, döviz de yükselir. Yani bu... Kaldı ki tabii. Tabii yani tabii. Tersine enflasyonu ve faizi düşürmek için bir sürü devlet faizleri yükseltir ki para bankalara gitsin. Erdoğan bunu biraz ideolojik inanıyor ona ama inanıyor. Söylüyor belki ama yani ne faiz düş deyince düşüyor, ne enflasyon düş deyince düşüyor, ne döviz düş deyince düşüyor. Yani olmuyor. Hani gazetedeki yandaş medyadakiler
hani düşmüş gibi yapıyor, inmiş gibi yani, yapıyor vesaire ama olmuyor. Şimdi bakın Hürriyet'te Erdal Sağlam. Şimdi onu soracağım lisede var mıdır diye. Erdal Sağlam hani Hürriyet'te öyle bir yazı yazmış ki bugün okusa anlayacak. Hani Bilal Bey bile anlayacak ama bilmiyorum okumuyorlar mı? Şimdi diyor ki geçen hafta aralarında büyük banka üst düzey yetkililerin de bulunduğu çok sayıda bankacı ile yaptığımız sohbetlerde morallerin çok bozuk olduğuna şahit olduk. Doğru. Öne alınan erken seçimle birlikte önlerini görebilmek için gereken ortamın oluşmasını beklerken tam aksine belirsiz bir iklimin içine girildiğini söylüyorlar. Yani erken seçim niye alındı güya? Aman bir an önce bakın öngörülebilir olsun diye. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada da yatırımcıların, sermayedarların hep söylediği şu var. Önemli olan kurun nerede olduğu değil, doların 4,5-5 olması değil, öngörülebilir olmaması. Yani iki gün sonra ne olacağının belli olmaması, faizin enflasyon keza. Çünkü saraydakiler belli oldu, Türkiye'yi yönetemiyorlar, çok açık. Kaldı ki diyor Erdal Sağlam, hükümetten şimdiye kadar hiç görmedikleri seçim öncesi bütçe açığını ciddi biçimde arttıracak kararlar çıkmasının da moral bozukluğunda etkili olduğunu gördük diyor. Yani seçim ekonomisi dediğimiz şeyin. Pek yapmazlardı bunu. Şimdi ben neye biraz alamet? Erdal çok gerçekçi bir çocuktur yani. Hı hı. Yıllardan beri tanırım ben onu. Öyle ezbere bir şey yazmaz. Gerçekten de konuşmuştur bankacılarla şunlarla bunlarla. Dedikleri yazdıkları doğrudur. Ama ben, bana kalırsa bu kadar erken seçime gitme isteği Tayyip Bey'in ekonominin giderek hızla bozulması. Nerede zaten, yakalarsam zaten. Ben orada yetkiyi alayım ondan sonrasına bakarız. Allah kerim diyor. Allah kerim diyor. Çünkü şimdi ben bak yani bugüne kadar bilemiyorum kaç seçim yaşadım. Hatırlayamıyorum ama 50 çok, yıl. Çok ben gazeteci seçim. Olarak 50 yıl. Evet evet çok seçim yaşadım. Hiçbir seçim öncesinde bu sefer duyduğum kadar şikayet duymadım halktan. Kimden duyuyorsun? Halktan. Sokaktan. Sokaktan. Yani ben hep taksiye binsem sorarım, bir bakkala gitsem veya ne bileyim ben bir alışveriş merkezine gitsem işleriniz nasıl, nedir, sıkıntınız var mı, yok mu diye hep sorarım bunları. Yani sokakta dolaşan insan. Ama ben bu döneme kadar böyle bir şikayet görmedim. Yani eskiden mesela Allah'a şükür işte idare ediyoruz filan şeklinde cevaplar verirlerdi. Bu sefer yani gırla gidiyor. Bela okumaktan tutun da bilmem neye kadar gidiyor. Onun için ekonomi çok kötü. Çok. Çok, çok. Kötü. Şimdi yani söylenenin, konuşulanların çok daha ötesinde kötü. Çünkü vatandaş geçen yıl 50 liraya doldurduğu pazarda filesini bu sene 100 liraya dolduramıyor. Ya dün bir arkadaşımla konuştum Tufan. Bir yakını için Amerika'ya gitmişti. Orada işte o yakınıyla birlikte pizza yemeye gitmişler. Her zaman gittiğimiz yer diyor, her zaman yediğimiz şey. Ama diyor gördüğüm zaman diyor ne denir hesabı. Böyle diyor ne oldu mu diyor şaşırdım. Çünkü diyor bizim paramızla diyor 400 liraya yakın bir para verdik diyor. Çünkü ben diyor en son geldiğimde 2 liraydı dolar. Şimdi geldiğimde 4,5 liraya yakın. Yani bizim diyor paramızla artık bir de biz dolar kazanmıyoruz ki Türk parası kazanıyoruz. Hadi burada iyi kötü gene enflasyon Türk var gene artış var ama. Türk parası kazanıyorsun dolar harcıyorsun. Evet maalesef. Yani doların değerine göre piyasa oluşuyor. Yurt dışında hele bu daha görünür oluyor. İşte burada da aslında dolar harcıyoruz. Burada da benzinle dolar. Her şeyle. Çünkü herkes dolara göre ayarlıyor fiyatlarını. Ama orada iyice belirgin hale. 400 liraya yakın bir pizza, işte birer içecek falan. İnanamadım dedi. Bunu insanlar görmüyor mu? Görüyor. Görüyor canım. İnsan yaşıyor.
İnsanlar görüyor, görüyor. Meselesi değil, yaşıyor. Cebini yakıyor pahalılık. Korkunç pahalılık var. 6 lira oldu benzin. 6 küsür lira olan bir benzin tabii ki piyasayı allak bullak eder. Ya. 4,5 lira olan dolar tabii ki piyasayı allak bullak eder. Yani bunu ben indireceğim, ben yapacağım, ahdim olsun da. Ha bir İnmez de ona 16 yıldır iktidardasınız. Ha bir de buraya kim getirdi? Elinizi tutan kim? Şimdi bakın, yorgun olan piyasalar değil sadece. İktidar da yorgun. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir dünkü Erdoğan'ın bu malum salon toplantısında vaatlerini, manifestosunu açıkladı vesaire ya, orayla ilgili bir şeyde izlenimde yorgun salon diyor. Yani vatandaş, şikayetçi. Yani sadece piyasanın ya da sokaktaki insanın değil. Aslında bakın, Erdoğan'ın da morali bozuk. Erdoğan'ın da morali bozuk. Neden? Şimdi salonu doldurmuşlar. Çünkü hani emir komuta zinciriyle o belediyelerden, hatta başka şehirlerden de getirildi. Salonu doldurmak falan kolay canım. Tabii salonu onlar dolduruyorlar. Problem değil. Fakat her zamanki coşkuyu bulamamış Erdoğan. Bunun üzerine her zamanki gibi bu Rabia dörtlü yaptırıyor ya, tek millet, tek vatan, işte tek bayrak vesaire diye. O bölüm mü var çocuklar? Bir duyalım o zaman. Ses diyor, 24 Haziran'ı bitirmez diyor Erdoğan. O da farkında. Bir de bunu açık edecek düşünün kadar ki, da... Bu kitle toplanmış kitle. Üstelik emirle gelen, emirle bağıran, işaretle ayağa fırlayan, sloganlar atan kitle bu. Yani bu normal vatandaş değil. Siz normal vatandaşı toplayın oraya, bunun onda bile ses çıkmaz. Vatandaşın çıkacak sesi yok. O kadar zor durumda. Fakat bir de bunu açık etmiş Tufan. Yani biliyor. Onun da herhalde yani. Siniri o kadar bozuk ki saklayamamış. Biliyor yani, görüyor. Erdoğan. Görüyor canım. Biz nasıl görüyorsak o haydi haydi görüyor. Yani kaç senenin politikacısı, çekirdekten yetişmiş. Şimdi şunu bir daha izleyelim. Bakın bu bir sürecin, hatta çok meşhur deyim de, sonun başlangıcı diyebiliriz. Bir daha izleyelim. Ne anlama geliyor? Bir de medya bunu nasıl gördü ya da görmedi, onu da konuşacağız. Bir kez daha izleyelim. Hazır mı? Ya. Şimdi bu şeyi organize edenlere de şiddetle fırça atmıştır. Ne bu halde? Ölü gibi adamları getirmiş Mısır benim karşıma demiştir. Herhalde şey diyor, azarlıyor. Tabii. Yani. Şimdi bu şimdi bak, ben çok size önemli bir şey, ama mesela Hürriyet'te bu haber yok. Bu not yok. Ya da ben iki yerde gördüm. Cumhuriyet'te ve bir günde gördüm. Olmayacak. Buna alışmanız lazım. Sabah olacak diyorum. Hürriyet sabah olacak. Yani onun için aldırttı Hürriyet, sattırttı. Tabii, olmasın diye. Ya bu not olmasın diye aldılar. Tabii. Bakın şimdi ben bir şey söyleyeyim. Yani ben bunu hani bir sürü araştırmacıyla şunla bunla konuştum. Hı hı. Eğer Türkiye dürüst bir seçim yaparsa, çok büyük kuşkular var. Çok büyük kuşkular var. Dürüst bir seçim yaparsa sürpriz sonuçlar çıkabilir. Aslında sürpriz olmaması gereken sonuçlar Tufan. Hayır yani. Türkiye'nin haline için, baktığında. Şimdi genelde ya alır. Erdoğan için sürpriz diyelim ona biz. Evet tabii. Erdoğan için sürpriz sonuçlar çıkabilir. Ama şimdi bir sürü anketçi bu işin içinde olan, artık Türkiye'de dürüst seçim olmayacağı kanısında. Ne yapabiliriz? Yapabilecek bir şey yok. Olur mu canım, vardır elbette. Dünyadan gözlemciler gelir, zaten geliyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'ndan bir şey mesela. Bir şey bulamazlar. Bir şey göremezler. Çünkü
bu seçim manipülasyonları sandıkta yapılmıyor. Sandık neyse o sayılıyor, belirleniyor filan. Ondan sonrası ne oluyor bilemiyorsunuz. Bir, iki... Yani bu meşhur yazılım iddialarına götürüyor bizi belki de. İki, dürüst bir seçim olmamasını sağlayacak kampanya yürüyecek. Yani muhalefetin ne mitingleri medyada yer alacak, ne billboardlarda onların afişleri, duyuruları olacak. Hiçbir şey olmayacak. Bütün billboardları kapayacaklar. Geçen referandumda da yaptılar. Geçti o günler. Bak referandumu kıl payı aldılar. Belki de Şahin Bey'le aldılar. Eğer referandumu o şekilde yapmasalardı referandumu kaybederlerdi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak ortada farklı bir durum var. O referandumda da bir önceki seçimde olduğundan farklı bir durum var. Şimdi iki tane olumlu anlamda kullanıyorum. İki tane deli bozuk aday var. Muharrem İnce ve Meral Akşener. Meral Akşener diyor ki hele bir diyor Yüksek Seçim Kurulu'nda bir şey yapmaya kalkın. Beni Yüksek Seçim Kurulu'ndan diyor kazıyarak çıkartamazsınız diyor. Muharrem İnce sen dedin ya göstermiyor televizyonlar diye. Gideceğim diyor televizyon binaların önünde yapacağım mitingimi diyor. Bir, ikincisi geçti o devirler beyler geçti. Sosyal medya diye bir şey var. Sokağın fısıltısı var. Biz biliriz bunları. Televizyon olmadığı dönemleri bilmez miyiz? Sosyal medyayı da durdurur. Onu da susturur. Sokağı ne yapacak? Sosyal medyada durdurmak onun an meselesi. Bastım düğmeye bir durur. Şey söyleyeceğim. Dolar o gün 7 lira olur. Ben bunların halini görürüm. Olur. Gerçeği ben bunların halini görürüm. O kadar da kolay şimdi değil. 2009'u, hilesi de hurdası da bilmem nesi de o kadar kolay 2009'u değil. 2009'u almak için Tayyip Bey her şeyi yapar. Onu söylemesin. Bir şey, evet yapmaya çalışır ama yaptırmamak da bize düşmez mi? Adaylara düşmez mi? Yani ne kadar, biz de yaptırmayacağız ne kadar kardeşim. Yani çünkü, bakın sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Sandığa ve oyumuza sahip çıkacağız. Muhakkak zaten onu yapmazsanız hiçbir şey olmaz da. Yani onlar Bey, korkuyor, onlar Tayyip biz Bey değil. İçin en önemli olay milletvekili seçimi değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Haziran'da. Cumhurbaşkanlığını aldı mı iş biter. Ondan sonra dolar isterse 10 lira olur. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Ben şimdi o öyle düşünüyor. Buna eminim. Tabii. Ama hayatın öyle olmadığını Erdoğan da görerek, yaşayarak anlayacak bence. O kadar kolay değil. Artık küresel bir sermayeden söz ediyorsak, küresel işbirliklerinden söz ediyorsak, o salon toplantısında söylediği gibi efendim AB'den vazgeçmiş değiliz diyorsanız, yok o kadar kolay değil. Şimdi korku estirecekler ve o korkunun da ecele faydası olacağını umacaklar. Hayır, korkunun ecele faydası yok. Korkuyorlar ve ama sonun başlangıcı geçenlerde da bir toplantıda yabancı bir ekonomistle konuşma fırsatım oldu. Adam dedi ki tepe takla gidiyorsunuz dedi. O çok fena. Yani Erdoğan gitse de gitmese de durum kötü. Tepe takla gidiyorsunuz dedi. Yapma ya. Bir an önce önlem almanız lazım ama önlem alınacak bir durum da yok dedi. Yalnız dedi sizin gitmeniz de sadece sizi götürmez. Civarınızı da götürür dedi. Mesela Balkanları onu da sürüklersiniz peşinizde dedi. O kadar durum vahim dedi adam. Yani şimdi bu adam yani tabii sorarsanız o kasıtlı mahsus yapıyor filan. Değil yani gerçek o. Ekonominin zaten berbat bir durumda olduğunu döviz kurları da gösteriyor. Ya. Ya. Ama valla bütün bunlar bir yandan çok moral bozucu. Yani ne kadar bir yandan da saklamaya çalışırsanız çalışın. Gerçekler ortada. Çarşı pazar ortada. Her şey ortada. Yani parayı halk cebindeki parayı
geçimi için şey edemiyor, yetiştiremiyor. Bak şu anda dolar 4.25, euro 5.07. İşte buyurun. Yani buna can dayanır mı ya? Sterlin 6.5. Altın yükselmiş. Hepsi. Borsa düşmüş. Yani işte Erdal Sağlam yazmış, piyasa kan ağlıyor, moraller bozuk. Yani ama dediğim gibi AKP'lerin işte de moraller. Yabancı ekonomisinde söylediği tepe takla gidiyorsunuz. Yani bir an önce önlem alınması lazım dedi. Şimdi Erdoğan Sabah gazetesini kısacık görelim. Çıktı dün işte o toplantıda. Dedi ki yeni dönemde Türkiye küresel güç olacak dedi. Bunu manşete çekmiş Sabah gazetesi. Efendim ne olacakmış? İstihdam artacakmış, yani işsizlik azalacakmış. 16 senede niye olmamış bilmiyoruz ama şimdi eğer oyunuzu verirseniz istihdam artacakmış. Faiz enflasyon inecekmiş. Hani resmen büyüklere masallardır bu. Büyüklere masal anlatmış. O nedenle alkış alamıyor. Yani kendisi inanıyor mudur buna sence? Yok canım, inanmıyor. Yani, inanmadan nasıl söylenir yani, böyle bir şey? İndireceğim demekle, azaltacağım demekle olmaz ki. Peki inanmadan ekonominin nasıl takım, söylenir bu? Söylüyor, hep söylüyor. Siz ne zaman Tayyip Bey'in söylemlerinin iktidara geldiği zaman tersini yapmadığına tanık oldunuz? Özgürlük dedi, özgürlükleri yok etti. Yargı bağımsızlığı dedi, yargı bağımsızlığı yok etti. Bir dakika. Şimdi yargıyı bağımsız hale getireceğiz. Özgürlük ve adalet vurgusu diye Habertürk mesela diyor. Kısacık vereyim, göstereyim. Ama iktidarda tersini yapıyor. Şöyle. Şimdi bakın, Türk cezaevleri dolu dolu. Ay hele ne yatacak çok genç yer var. Ne çok genç var. Tufan. 150-200'e yakın gazeteci hapiste. 70 bin öğrenci, yani üniversiteli hapiste. Bütün bunlar normal bir ülkede olan şeyler değil. Sen bütün bu isimleri de, her şeyi de, şifreleri de iyi bilirsin. Geçen gün bu işte Sabah gazetesini gösterdim ya. Sabah gazetesinin baş yazarı, baş yazı yazıyor ya, Mehmet Barlas, bir yazı yazdı. Ben çok anlamadım. Bayram diye, seyran diye bu yazıyı niye yazdı Mehmet Bey diye. Neydi, diyor ki, verelim arkadaşlar, adalet. Şimdi bir ülkede bu, bak hep söylenir ya, İsviçre'de Denizcilik Bakanlığı, Deniz Bakanlığı, ah demiş bizimkiler, sizde deniz yok ki. Olsun demiş, sizde de adalet yok ama Adalet Bakanlığı var demiş. Bu fıkrayla giriyor yazıya zaten Mehmet Barlas ve arkasından da adaletten şikayet ediyor. Türkiye'de adaletin olmayışından şikayet ediyor ve asla akla sığmayacak biçimde bir yazarın, kimi kastediyor anlamadım. Ilıcak olabilir, Mehmet Altan olabilir, çünkü onlar dostlar geçmişte. Müebbet hapis almasından söz ediyor. Mehmet Barlas bir şeyin kokusunu mu almış sence? Mehmet Barlas ne alacak? Tayyip Bey de aynı şeyleri söylüyor. Adalet yok, adalet getireceğiz diyor. Özgürlük yok, özgürlük getireceğiz. Erdoğan bir dakika 16 yıl yani, burada değil miydi? Buradaydı. Değil, ben yanlış hatırlamıyorum. Buradaydı. 16 yıldır buradaydı. Ülkeyi de bu hale, adalet getireceğiz, özgürlük getireceğiz, demokrasi getireceğiz diye. Demokrasiyi yok etti. Adaleti bağımsızlıktan uzaklaştırdı. Özgürlükleri yok etti. Hangi özgürlük var? Gazeteci soru soramıyor kendisine. Bakanlarına, başbakana. Soru soramıyor korkudan. Çünkü anında azarlıyorlar, işinden, gücünden ediyorlar insanları. Yani böyle bir ülkede nasıl demokrasi olur? Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Alt mahkeme onun kararını dinlemiyor. Şimdi mesela Mehmet Altan'dan mı acaba söz ediyor derken biraz da onundan söz ediyorum. Anayasa Mahkemesi gerçekten Mehmet Altan ve Şahin Alpay için bir karar verdi. Dedi ki hakları ihlal edilmiştir. Ama çok net bir tanım getirdi orada.
tutuklanmamaları gerekiyor, bu hükmü almamaları gerekiyor. Yani bu ceza uygun değil vesaire diye çok net bir şey de bulundu, ifadede bulundu. Fakat şimdi bulmaya çalışıyorum o şeyi, avukatından gelen dosyayı. Şimdi orada mesela şöyle şeyler de var dosyasında Mehmet Altan'ın. Bakın 20 Temmuz'da yani darbeden, darbe girişiminden 5 gün sonra yayınlanan, 4 gün sonra yazılmış, 5. günü yayınlanmış bir yazı şey sebebi, darbeyi düzenlediğine bir kanıt olarak gösteriliyor. Darbe olmuş bitmiş. Ondan sonra yaptığıyla onu kanıt kullanarak işte sen darbe yaptın diyor. Önceki zaten hani öbürü de iki yazı söz konusu. Öbürü de 2010'da yazılmış yazı. Ne akla sığıyor ne mantığa sığıyor. Sığmıyor tabii canım. Osman Kavala tek başına içeride. Neden bilmiyoruz. Selahattin Demirtaş. Bakalım seçime sokulacak mı? Aday, HDP'nin adayı. Bir adayın yolu HDP gibi şu anda mecliste grubu bulunan bir partinin önü kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Bütün bunlar yani adaletin zaten katledildiğini gösteriyorken adalet vaat ediyor. Hayır, adaletin olmadığını bütün dünya biliyor Türkiye'de. Yani bunu tartışmak bile abes. Yok adalet yok yani. Görüyoruz Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ikinci demokratik ülke yok dünyada. Olur mu böyle şey? Uygulamayın dedi. Uygulamıyorlar da. Yani adam hak ihlali veriyor. O gün tahliye olması lazım. Ben biliyorum avukatları filan hemen tahliye için işlemleri filan yapmaya kalktılar. Sonunda durdurdular. Yani böyle bir ülke olmaz. Şimdi Nazlı Ilıcak. Nazlı Ilıcak'la ben devamlı ayrı düşmüşümdür. Devamlı tartışma yapmışımdır. Televizyonlarda şurada burada. Ama ya bu kadın eline silah bağlamış. Birini mi vurmuş? Bir örgüte para yardım mı yapmış? Ne yapmış ya? Ne yapmış bunu müebbet hapse mahkum ediyorsun? Valla Anayasa Mahkemesi, yani Mehmet Altan'ın dosyası önümde şu anda. Vaktiyle Balyoz, Ergenekon dosyalarından Medya Mahallesi'nde size anekdotlar, çarpıklıklar aktarmıştım. Gelin görün şimdi tersi bir durum söz konusu. Mehmet Altan için mesela dosyasında verilen ceza anayasal düzeni devirmek. FETÖ isimli silahlı terör örgütüyle irtibatı saptanamamış. Üyeliği yok. İşte yardım amaçlı bir şey de yok. Ama darbe suçu işliyor. FETÖ'nün yolunu açacak bir darbenin iştirakçısı mı neyse artık. Anayasa Mahkemesi diyor ki suçlamaya konu eylemler sadece yazı ve bir televizyon konuşması. Bunda da Mehmet Altan'ın suç işlediğine dair bir şüphe, bir kuvveti şüphe falan yok diyor. Kanıt yok, bir şey yok. Hiç. Dediğim gibi ya da, bakın Osman Kavala niye içeride bilmiyor? Selahattin Demirtaş en son duruşmasında söyledim. Duruşma savcısı dedi ki ben dedi esas hakkında dedi mütalaamı hazırlayacağım. Dosya istiyorum. Hakim tamam verin beyefendiye dedi. Çok özetle anlatıyorum çünkü birinci bölümün süresi bitmek üzere. Aldı savcı dosyayı. Ara verildi. 15 dakika sonra geldi savcı dedi. Tamam dedi. Esas hakkında mütalaamı verebilirim. Hadi canım. Gidelim de aşmışız süreyi dönüşte. Uzay zaman nasıl bükülüyor? Biz burada boşuna konuşuyoruz. Zamanı bükmüşler. Boşuna konuşuyoruz. Münafık mıyız neyiz diyeceğim. Münafıklığın ne olduğunu da dönüşte konuşacağız. Görüşmek üzere.